Evet şimdi sıradaki haberimizi böyle çok şaşırarak izleyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde biliyorsunuz Sinan Oğan isimli bir şahıs aday ilan etmişti kendini. Sonra Zafer Partisi mi destekledi bir şey oldu falan. Ve adaylığını şöyle açıklamıştı. Biz cehenneme giden yol kapıları kapatmak için adayız diye. Sonra ikinci tur gelince herhalde ulan cennet serinmiş. Biz cehenneme açalım ısınırız mı dedi nedir? Gitti Erdoğan'ın yanında. Sonra dedikodular çıktı. Hangi menfaat falan. Laflar çıktı. Çiftliği var. Çok büyük paralar aldı falan diye. Bunları ne inkar etti ne de yalanladı. Yani böyle o değil de böyle de. Ama şimdi Azerbaycan'da gaza gelmiş. Azerbaycanlı bir gazeteci çiftliğini açmış. Burası bir milyon dolardan fazla eder. Basketbol sahası var, voleybol sahası var, havuz var. O ben burada falan diye. Bir bakalım. Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Ne domuz bağı ne kandil dağı söylemiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ın lüks malikanesi duda uçuklattı. Destekleyeceğimizi beyan ediyorum. O an Ankara Gölbaşı mevkiindeki 7 dönümlük arsa ve 800 metrekare büyüklüğündeki lüks malikanesinin kapılarını Azerbaycan'da yayın yapan bir televizyon programına açtı. Buraya perde olur. Perde burada ne Azeri gazeteciye evini gezdiren o an lüks malikanesi için burası 1 milyon dolardan fazla eder dedi. 1 milyon dolarlık bir bahçeye gelirdim, eve gelirdim. Ya yani burası 1 milyon de... dolardan daha fazla eder. <gülüyor> <gülüyor> Benim bütün hayatım sadedir. İşte en istediğini desin. Şimdi aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası burası bir büyük bir yer, geniş bir yer. O yüzden yani buraya 1 milyon dolar verseler vermem. <laughs> yani. O anın röportajda sarf ettiği sözlerse kısa sürede gündem oldu. Yani burası 1 milyon de. dolardan daha fazla eder. <laughs> Ulan ne kadar rahat değil mi? Ya adam diyor ki bizim orada bir şey var diyor 1 milyon o burası 1 milyondan fazla eder. Tabii onu söylerken ya yani 1 milyon dolar aldım demiyor da ya burası da öyle eder. Peki nereden geldi bu? Bu adam ne iş yapar? Şimdi bir de şey umut vermeye başlamış yani işte bütün milliyetçi partiler çöktü bilmem ne ama biz geliyoruz hazır olun falan. Hala bu adamın peşinden gidecek kimse çıkar mı? Bilmiyorum ama yani durum bu. <laughs> bir de oynayarak gösteriyorlar. Peki